Ve güzel bir aşkın taçlandırıldığı harika bir düğüne gidiyoruz şimdi. Eda, Ece ve Buğrahan Tuncer. Evet, uzun zamandır da beraberler. Nihayet efendim, evet, 4 yıldır beraberler. Bir iki ayrıl barış da olmuştu, hatırlıyorum. Beyefendi basketbolcu bu arada. Evet. Güzel. Harika. Ve bu arkadaşlar dün akşam saatlerinde dünya evine girdiler. Kutluyoruz, buyurun. Eda Ece ile Buğra Tuncer'in düğününden çok özel görüntüler. Dört yıldır birlikte olan ünlü oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer dün gece dillere destan bir düğünle dünya evine girdi. Ünlü akınına uğrayan düğünün başlarına gidiyoruz. Gupse Özay'la İrem Sak uzun bir aranın ardından karşılaşıp özlem giderdi. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay da düğüne katılanlar arasındaydı. Atiksoy'un değişimi dikkatlerden kaçmadı. Düğünün bir başka detayı ise Nesrin Cevatzade'nin giydiği cesur kıyafetti. Kokteyl alanında dikkat çeken çiftlerin başında ilişkileriyle magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, Hakan Sabancı ikilisi geldi. Düğün gelin ve damadın merdivenlerden inmesiyle başladı. Çifte iki çocuk yollarına çiçek dökerek eşlik etti. Gelin ve damat yerlerini aldıktan sonra nikah memurunun da gelmesiyle tören başladı. Mutluluğa ilk evet Eda Ece'den geldi. İşte bir ömür boyu sevgili Buğrahan Tuncer Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Ve şimdi de evet deme sırası damatta. Sevgili Eda Uzun Alioğlu hanımefendiyi bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Eda Ece düğünün ilerleyen saatlerinde ikinci gelinliğini giydi ve çiftin muhteşem dansları davetlileri mest etti. Şevval Sam'ın sahne almasıyla eğlence başladı. Damat Buğrahan Tuncer de sahnede şarkılara eşlik etti. Dikkat çeken bir diğer detay da Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin aşk dolu bakışmalarıydı. Şevval söyledi, Eda oynadı. Ardından eğlence piste taştı ve renkli görüntüler ortaya çıktı. Ay çok sıcacık bir düğün olmuş. Kesinlikle. Çok güzel, tebrikler. Kaç gelinlik vardı? İki değil mi? Ben iki saydım. Doğal, normal. Çok iyi. Evet, biri daha kuyruklu, öbürü daha. Son zamanlarda gördüğüm en görkemli düğünlerden, birkaç Hint düğününün haricinde gayet güzel. Zaten damat beyin takımı da şampiyon oldu, kızı da kaptı. Hop, böyle muhteşem bir 2023 yazına giriş yaptı. Bir orkestra da var arkada. Maşallah. Ya çok güzel. Bence Şevval Sam, maşallah.
Şaşal dedin ama yani şaşal yani mekan anlamında yani 7 yıldızlı bir otelde yapıldığından bahsediyor. Ya şaşal güzel böyle hanım sıcak sıcak şıkır şıkır fakır fakır maşallah bence güzel bir abartılı hiçbir şey yok. Bence son derece sade ama insanların sıcaklığıyla tabii yaşamış bir düğün. Ben öyle gördüm. Son derece sade gelinliği de kendi de çok yakışan bir çift. Ah bunlar ki. Bunlar çok güzeller. Şurada bir yerde duralım. Şimdi bak bu öpüşmeye dikkat et. Hiç yanak dokunmaz. Tam sosyete öpücüğü bak, bu. Ay şekerim makyajımız bozulmasın. Samimiyet. Ne kadar samimi oldukları da belli oldu. Güzel Gupse Hanım'la Evrim Hanım da galiba pardon İrem Hanım da bir izdivaç yolundaymış anladık öyle. Onun harika da sevdiceği basketbolcu. Bunlar kim diyeceksin şimdi? Bu arkadaşlar Berk Oktay ile eşi. Eşi ama eşi ne kadar değişti farkında mısın? Saç. Esmer ile evlendiklerinde saçları açtı. Bir dönüşüm geçti. Başka biriyle gelmiş gibi oldu sanki. Evet. Güzel güzel olmuş çok beğendim ben. Nesrin Hanım'ın kıyafeti dikkat çekici. Nesrin enteresan bir şey giymiş. O hep ama öyle biraz değişik bir tarzı var. Evet evet değişik bir tarzı ama böyle boncuklarla falan filan herhalde değil mi? O da güzeldi. Boncuklar bayağı cüretkar yani. Evet. Gerçekten şimdi elbise şimdi gelsin göreceğiz bak. Çok değişik bir şey giymiş baksana. Vallahi bayağı kanda duruyor, poz veriyor gibi ha. Kesinlikle kırmızı kıyafet. Hollywood gibi vesaire. Şu hale bak. Vay. Çok iyi. Değişik bir şimdi tasarım. Bütün bu ara boncuklardan tabii fizik de çok iyi. Altında da tabii bir destek var. Taşıyor yani, maşallah. Transfer. Çok evet. Da, çok da güzel. O merdivenlerden inerken de Allah korusun düşünsene o eteğe takılıyorsun. Lambur lumbur birdenbire. Bütün bir ay hazırlanmışsın. Boncuklar. Boncuklar orada sen oradasın. Allah korusun valla. Evet. Bir de mermer orası bayağı fena. Hey, Allah korusun. Ben inerken benim çok... Benim başıma gelmişti. Bir düğüne gittik. Düğüne girdik adımı attığım anda yandan geçen garsonun elindeki içeceklerin bulunduğu kadehlerden bir üzerimden başımdan aşağı döküldü. Of işte. Bak yıkandım resmen. Elbisem ben her tarafın süt oldu. Keçi sütü. Yüzünden damlayan. Valla portakal suyu muydu? Süt, limonata kefir, mıydı? O tür şeyler. Yani beyaz bir şeydi çünkü elbisem beyaz olduğu için. Geçmiş olsun. Allah'tan başka bir renge denk gelmedim. Merak ediyorum acaba gelin çiçeğini kim kaptı? Ay çok güzel. Bu da önemli. Bu birinci gelinlik Ebru'cuğum. Birinci gelinlik. Evet, gelin hayırlı olsun. Harika. Buna biz balık stili diyoruz. Siz de bu konuda herhalde yorumlarınız. Gelinlik bakıyoruz şimdi bizim yengeye. Hadi bakalım. Vay 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 vay. Ha. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu yabancı bir markanın, dünyaca ünlü bir markanın gelinliğiymiş. Türk markalarını tercih ediyorlar. Son derece yani zarif bence. Güzel. Son derece zarif. Türk markalarını da tercih ediyordur zaten. O çok doğal. İkinci gelinlik eden ne alemdi? Bu çok güzel. Böyle yürümüş orada kuyrukla merdivenlerde. Evet. O harika. Daha fazla İkinci hareket gelinlik de ortadaki bak. En azından kuyruğu daha kontrol edilebilir. Yine böyle bir şey oturmuş. Boğazlı gelinlik diyoruz evet, biz. Balıkçı yaka gelinlik olmuş. Güzel olmuş. Alter. Sırt hafif açık. Sırtında çok tatlış bir kurdelesi var. Saç açılmış. Fakat arka tarafta baya bir senfoni orkestrası aynen var ya. Kemanlar bilmem evet, neler. Çok güzel. Şevval Hanım da döktürdü zaten. Tabii. Ayşegül Aldinç biliyorsun şahitti. Maşallah hiç yaşlanmıyorlar. Tabii. Şahitleri de dönemin, çok evet, onlarca güzel tanınmış isim vardı. Bak sen ne kadar güzel kırmızı Tuncay verler. Tuncay Bey de orada Anadolu, evet, tabii Anadolu biliyorsun şampiyon oldu. Valla güzel ya, şahane. Hakan Sabancı ve Hande Erçel çiftinin maşallah hılları var. Artık yani hani kaçmak çok güzel bir şey yaptılar. Yani ilk andan itibaren biz buyuz ve buradayız dediler. Hani kaçmak, saklanmak vesaire belki hani çok önce ilk başladıkları olur dönemde daha adını koyamadıkları için dönemlerde tabii belki değil mi şimdi? Çok zarif. Hande'nin zarafeti. İkisi birbirine çok yakışan bir çift bence ve çok güzel taşıyorlar birbirlerini. Taşısınlar bakalım. Birbirlerine hadi, bakışları görülmeye olsun değer yalnız. Ciddi bir aşk var orada. Evet. Eda Ece nihayet evlendi. Evet. Tebrik ediyoruz. Darısı efendim evlenemeyenlerin başına. Bak arzu şuradaki bakış çok güzel ama. Çok güzel. Değil mi? Hande aşk Hanımcığımın. Evet. İnşallah harika devam etsin bol bol.